Merhaba arkadaşlar. Ben çantamı bitirdim. Bugün yine çantamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bitmiş halini bir görün istedim. Ben sap olarak kendim örmeyi tercih ettim. Bu şekilde kullandım. Siz dilerseniz hazır sap da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Zevkinize göre. Nasıl isterseniz öyle kullanırsınız. Şimdi çantamız böyle. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar 17. sırada kalmıştık. Yalnız ben 17. sıra ile ilgili bir dalgınlığıma gelmiş. 17. sırayı size tekrar bir yerinde hata yapmışım. Tekrar göstermek istiyorum. Hata da diğerleri aynı yine. Yalnız şu orta yerdeki tek arkadan tığımızı geçirdiğimiz yere iki tane yapmamız gerekiyor. Sanırım ben bir önceki videomun en sonunda bunu tek anlattım. Şimdi yine göstereceğim size. Bu kısım iki tane olacak. 17. sırada. Bir önceki videonun en sonundaki anlatımı tekrar anlatıyorum. Yine ben tığımı önden geçirerek yaptığım yerleri, buraları yaptım. Şimdi bu yaprağın üst kısmındayız. Burayı tek seferde eksilteceğiz arkadaşlar. 1 aldım ve tek seferde çıkartıyorum. Yine tığımı önden geçiriyorum. 2 tane yapıyorum. Buralar aynı. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 tane arkadan tığımızı arkadan geçirerek 3 tane trabzan yapacağız. Üç tane yaptık. Şimdi bu aradaki yere iki tane trabzan yapacağız. Bir ve iki. Şimdi yine yanına üç tane tığımızı arkadan geçirerek trabzan şeklinde devam ediyorum. Burada toplam 8 tane arkadan almalı. Tığımızı arkadan geçirerek 8 tane trabzan yaptık. Yine 2 tane tığımızı önden geçirerek trabzan yapacağız bu araya. Evet, bir önceki sırada şurada hata yaptım. Bu tığımı arkadan geçirdiğim yere bir tane değil, iki tane. Bir ve iki. İki tane trabzanımız olacak burada. Yine yan taraf tığımı önden geçirip iki tane trabzan yapacağım. Bir ve iki. Yan tarafa da üç tane tığımı arkadan geçiriyorum. Bir
2 3 2 tane de bu boşluğa trabzan yapıyorum yine. Toplam 8 tane trabzan olacak bu yaprağın bu kısmında. Yine yan tarafa 3 tane tığımı arkadan geçirerek devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 3 tane bu taraftan, 3 buradan. Araya 2 tane yaptım. Yine tığımı önden geçirip 2 tane trabzan yaptım. Orta yere 2 tane arkadan geçirerek yaptım. Burası da yine 8 tane arkadan. Ya buralar hep 2 boşluklar. Yine buraya da 2 tane. Evet, yaprağın bu kısmında eksiltiyorum. Tek seferde eksiltiyoruz. Şimdi yan tarafa yine tığımı önden geçirerek devam ediyorum. Arkadaşlar şu kısımların tığımızı bu ön taraftan geçirdiğimiz yerleri elinizden geldiğince gevşek örmeye gayret edin. Ben ilk bitirdiğim bu çantamı, kendime ördüğüm bu çantamda en çok onu fark ettim. Şu kısımlar ne kadar gevşek olursa, buralarda gerçi öyle ama elinizden geldiğince gevşek örmeye gayret edin. Hani çantanın büyüklüğü hem de böyle daha salaş durması için daha iyi. Size tavsiyem o yönde. Örerken ona gayret edin. Şimdi 17. sıramızı bitirdik. 18. sırada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 18. sıradayız. Tığımı önden alarak sıra başına kadar geldim. Şimdi bu yaprağın uç kısmını burada toplam 9 tane tığımızı önden geçirerek trabzan yapacağız. Bu yaprağın eksilttiğimiz yerin üzerinden de bu şekilde geçiyoruz. Toplam 9 tane tığımızı önden geçirerek trabzanımızı yaptık. Şimdi bu yaprağın üzerine 8 tane tığımızı arkadan geçirerek trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde. Yine hemen yan tarafına 2 tane tığımızı önden geçiriyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu ortada 2 tane trabzan yaptığımız yere bir tane tığ arkadan geçirip trabzan yaptık. Şimdi orta yere bir tane trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Hemen yanına yine bir trabzan daha. Ve hemen yanındaki bu düreğe yaptığımız trabzanın arkasından geçirip bir trabzan daha. Burada toplam 4 tane trabzanımız olacak. Hemen yan tarafına yine tığı önden geçirip
2 tane trabzan. Ve hemen yanına da tığımızı arkadan geçirip bu yaprağın üzerine 8 tane trabzan yapıyoruz. Hemen yan tarafına yine tığımı önden geçirip 2 tane trabzan şeklinde devam ediyorum. Buradaki sayılar hep aynı. Şimdi hemen yanına yaprağın sonu eksiltmesini yapmıştık ya. Onun da tığımı önden geçirip üzerine 1 tane trabzan yapıyorum. Burayı bu şekilde ilerleyerek bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi elinizden geldiğince gevşek örmeye gayret edin. Ben kendime ördüğüm o çantamdan biraz sıkı örmüşüm. O da boyutta da fark ediyor. Biraz daha küçük olmasına sebep oluyor. Benim çantam, kendime ördüğüm o gösterdiğim bordo çantam 30'a 35 santim falan oldu. O ölçülerde oldu. Tabii siz o üst kısmına düz bu önden alarak yaptığımız şekilleri sayısını arttırarak daha da büyütebilirsiniz. Kendi tercihinize göre. 18. sıramız da böyle arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 19. sırada buluşalım. Şimdi arkadaşlar 19. sıraya geldik. Kusura bakmayın, sesim de rahatsızım. Sesim de gidiyor. 19. sıradayız. Toplam 2, 4, 6, 8, 9 tane tığımı önden geçirerek trabzan yaptım. Şimdi yaprağa geldik. Yaprakta her iki taraftan 2 tane eksiltmemiz olacak. Arada da 4 tane trabzan alacağız arkadan alarak. 1, buradan bir tane arkadan geçirerek aldım. İkinciyi de aldım. Eksilttim. Şimdi araya, yanına, pardon, bir tane trabzan, bir, yine arkadan geçiriyorum, iki, üç ve dört. Bu şekilde. Şimdi hemen yanındakini de yine eksiltiyorum. Bu şekilde hemen yanına aynı sayıda tığımı önden geçirerek 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi buraya bir tane arkadan geçirdim. Yine tığımı arkadan geçirdim. Bir trabzan daha yaptım. 2 tane ortaya bir tane trabzan yaptım. Bir tane zincir. Tekrar yanına bir trabzan daha. Hemen yanına yine tığımı arkadan geçirerek bir trabzan. Hemen yanına yine bir trabzan daha. Şimdi burada iki tane bu yanda, iki tane de ortada, toplam 6 trabzan. Yeni bir yaprağa başlangıç yapıyorum. Burada da İki kenardan eksilttim. Arada 4 tane trabzanım var. Yine şimdi yine devam ediyoruz. Aynı yan tarafına tığımı önden geçirip 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2
Yine yaprağımı ilkinde bir tane eksiltiyorum. Hemen yanına 4 tane tığımı arkadan geçirerek yaptığım trabzanımı ekliyorum. 2 3 ve 4. Hemen yine sonunda bu iki tanesini eksilteceğim. 1 3 tanesini birden çıkarttım. Bu şekilde arkadaşlar. Yine buraya tığımı önden geçirerek bu şekilde trabzanlarını yapacağım. 4 defa yine tekrar edeceğiz. Etrafını dolaşacağız. 19. sıramız da böyle. Göstereyim isterseniz yine. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıramız bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle göstereyim. 20. sıradayız. Biraz sırada böyle hazırladık. Şimdi devam ediyorum. Şimdi tığımı önden geçirerek 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yaprakta eksiltme yapıyoruz. Bir tane bu kenardan eksilttim. Bu şekilde. Hemen yanına tığımı arkadan geçirip bir tane trabzan yaptım. Yine bir tane daha trabzan yaptım. İki tane trabzanımız o. Bir eksilttim. İki tane trabzan yaptım. Şimdi yine eksiltiyorum. Sonuncuyu. Bu şekilde. Hemen yan tarafına yine tığımı önden geçirerek iki tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu ortadaki yaprağımıza tığımı arkadan geçirdim, bir trabzan yaptım. Hemen yanına bir tane daha. Bir tane daha. Toplam 3 tane tığımı arkadan geçirerek trabzanımı yaptım. Şimdi ortaya 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Hemen yan tarafına yine tığımı arkadan geçirerek bir tane yaptım. Hemen yanına bir tane daha. Burada da yine 3 tane trabzanımızı yaptım. Şu şekilde göstereyim. 3 tane bu tarafta, 3 tane burada, ortada da 2. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen yan tarafına tığımı önden geçirerek 1, hemen yanına yine 2 tane trabzan yapıyorum. Yine bu yaprağımızdayız. Yine ilkini eksiltiyorum. Eksilttim. Hemen yanına bir trabzan. Hemen yanına bir trabzan daha. Sonuncuyu da eksiltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen ondan sonrasını zaten biliyorsunuz. Tığımı önden geçirerek trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. 20. sıramız da böyle. Böyle göstereyim. İki kenarlardan, büyük yaprakta iki kenardan eksilttik. Ortada iki trabzan.
Boşluklar yine aynı. İki tane tığ önden geçirerek trabzan şeklinde. Burasında bir alt sırada 6 tane trabzanı, burada 8 tane trabzanı çıkarttık. Hepsini tığımı arkadan dolanarak yaptım. Yine aradakiler 2. Bu yaprakta da yine iki taraftan eksik. 20. sıramız da böyle arkadaşlar. 21. sırada bitirelim. O kısımda buluşalım. Evet arkadaşlar, 21. sıraya geldim. Tığımı önden alarak geçirerek toplam 9 tane trabzan yaptım. Şimdi bu yaprağımızı eksilteceğiz yine. Her iki taraftan. Önce bu taraftan başlıyorum eksiltmeye. Bir tane eksilttim. Şimdi de diğerini iki tane eksiltiyorum. İki tane eksiltiyorum. İki eksiltme ile yaprağın bu ucunu bitiriyoruz. Yine tığımı önden geçirerek bir ve yanına hemen bir trabzan daha, iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 2, 4, 6 ve 8. 8 tane tığımızı arkadan geçirerek trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanımızı yaptık. Hemen yan tarafına yine tığımı önden geçirerek 2 tane trabzan yapıyorum. Ve yine bu yaprakta eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bir tane aldım. Hemen yanındakini de aldım. Tığımda 3 tane kaldı ve çıkarttım hepsini. Hemen yanındakini de eksiltiyorum. Bu şekilde. Şimdi yan tarafına yine tığımı önden geçirerek trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Dediğim gibi bunları, yani çantanın tamamını ne kadar gevşek örürseniz o kadar iyi. Ben kendi ördüğümde onu fark ettim. Dilerseniz tığ seçimini de değiştirebilirsiniz. Hani daha büyük olsun çanta diyorsanız, bu küçük geliyorsa 30'a 35 santim ölçüsü. Daha kalın bir tığ da tercih edebilirsiniz. 21. sıra bu şekilde. İpim de bitti. Onu da takacağım arkadaşlar. Yaprağımızın görüntüsü bu şekilde olacak. 2 tane eksiltme yaptım burada. Burada da dümdüz tığımı arkadan geçirerek 8 tane trabzan yaptım. Yine burada da 2 tane eksiltme yaptım. Şu şekilde açarsam yine görüntüsü böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Sona doğru çok az kaldı artık. Şimdi 22. sırada buluşalım. Yine tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 22. sıraya geldik. Yine 9 tane tığımı önden geçirerek trabzanlarımı yaptım. Şimdi bu 22. sırada bu yaprağımızı ucunu tek seferde eksilterek bitireceğiz. Bu şekilde
Eksiktim. Hemen yine yanına. Tığımı önden geçirerek iki tane trabzan. Şimdi yine bu ortada 8 trabzanlı yaptığımız yaprağı iki kenarından eksilteceğiz arkadaşlar. Bir aldım. İkinciyi de çıkarttım. İlk eksiltmemi yaptım. Şimdi bu ortada toplam 4 tane arkadan geçirerek yaptığımız trabzan olacak. Toplam 4 tane ortada olacak. 2 de kenarlardan eksilteceğiz. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Şimdi bu da 4. Şimdi bu ikisini de kalan ikisini de eksilteceğim. Bu şekilde hemen yine yanına tığımı önden geçirerek iki trabzan. Burayı da tek seferde eksilterek bu yaprağın ucunu da bitirmiş olacağız. Yine yan tarafına tığımı önden geçirerek burayı biliyoruz zaten artık. Bu şekilde diğer yaprağa kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bitiminde. 22. sıramızda böyle yine böyle bir göstereyim isterseniz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi 23. sırada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 23. sıraya geldim. Yine 2, 4, 6, 8, 9 tane tığımı önden geçirerek trabzan şeklinde yaptım. Şimdi 10'uncuyu da bu yaprağı eksilttiğimiz yerin üzerinden önünden böyle geçirerek tığı önden geçirerek bir trabzan da buraya yaptım. Hemen yanına yine tığımı önden geçirerek devam ediyorum. Şimdi buradaki sayıyı söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 tane trabzan oldu. Şimdi buradaki bu orta son yaprağımızı da yine iki kenardan eksilteceğiz. Ortada iki tane trabzanımız kalacak. Hemen birinciyi eksiltmeye başlıyorum. Yanındakine de geldim. 3 tane kaldı ve hepsini birden çekiyorum. Hemen yanına bir tane trabzan. Hemen onun yanına da bir trabzan daha yapıyorum. Ortada böyle iki tane. İki yanda da iki tane eksiltme olacak. Hemen. Şimdi bunu da eksilteceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Ortadaki yaprağın görüntüsü bu. Yine hemen yanına tığımı önden geçirerek iki tane trabzan yan yana. Hemen yine yaprağın bitimiydi burası. Onu da tığ önünden geçirerek ona da bir tane trabzan. Şimdi bu şekilde tığımızı önden geçirerek dümdüz gideceğiz. Diğer yapraklarda yine bu anlattığım gibi olacak. Yine tekrar edeceğiz arkadaşlar.
Bu şekilde. 23. sıranın görünümü de bu. Şu iki yaprağımızı bitirdik zaten. Şimdi bunu eksiltmeye gideceğiz. Yavaş yavaş çantamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok az bir kısmı kaldı artık. 24. sırada tamamlayalım, orada buluşalım arkadaşlar.